Gitmiyorum. Gideceksin. Seni burada görmek istemiyorum artık. O zaman buna tahammül etmeyi öğrensen iyi olur çünkü gitmiyorum. Ya niye gitmiyorsun? Senin burada görevin tamamlanmadı mı? Git ödülünü al işte. Tokyo'ya mı gidiyorsun artık? Başka nereye gidiyorsun bilmiyorum ama sana burada yer yok. Var. Bu otelin yarısı hala benim. Satın alırım senden. Satmam. Haziran, bak seni bu adada barındırmam. Elinden geleni yap. Benim ruhum savaşçı. Savaşmadan çekilmeyeceğim. Sen bu savaşı kaybedersin. Göreceğiz. Poyraz Ali Özgür. Sen annenin borcunu ödemek için mi burada kalmak istiyorsun? Ha? Bak ben sana söz vereyim. Ne kazanıyorsam yarısını sana gönderirim, tamam mı? Hem ben senin gibi de değilim. Bak söz verdim. Kandırmam yani insanları. Ben emek vermediğim parayı kazanmak istemiyorum, tamam mı? Ayrıca burada kalma amacım sadece annem borçlarını ödemek değil. Ne istiyorsun peki sen? Tam olarak ne istiyorsun? Ha zamanla benim öfkem geçer seni affederim diye düşünüyorsan bak böyle bir şey hiçbir zaman olmayacak. Ben seni hiçbir zaman affetmeyeceğim. Ne zaman görsem öfkem daha da çoğalacak. Ben kendimi affetmek istiyorum. Artık bu her şeyden önde gelir. Öyle mi? Ben de seni uyarıyorum. Sen bu adadan gidene kadar gitmen için ne gerekiyorsa elimden gelen her şeyi yapacağım. Seni buradan göndereceğim. Ben de burada kalmak için gücümün son zerresine kadar direneceğim. Herkes burada olanları duydu mu? Ben duymayanlar için özet geçeyim. Haziran bir yalancı. Ve kariyeri için yapmayacağı hiçbir şey yok. Buradan gidene kadar da bir süre otelin etrafında dolanacakmış. Bundan sonra her şey eskisi gibi olacak. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Herkes işine dönsün. Ha Burak, soğuk deponun kapısı arızalı. Girip çıkarken dikkat edin ha, kilitleniyor. Tamam abi. Bak, senin çalışanlarla öyle konuşman doğru değildi, tamam mı? Bir daha kimse beni ciddiye almayacak. Yalancılar ciddiye alınmaz ki zaten, normal. Bugünkü yemek rezervasyonu için malzemeler tamam mı? Muhsin Usta'nın istediği başka bir şey var mı? Muhsin Usta burada yok, izin verdi. Ne zaman? Az önce. Sen bizim 15 kişilik yemek rezervasyonu aldığımız gün Muhsin Usta'ya izin mi verdin? Ya sen beni göndermek için bütün oteli mi batıracaksın? Ne yapacaksın? Dünya senin etrafında dönmüyor, tamam mı? Adamın akrabasının düğünü vardı, ben de izin verdim. Ne var bunda? Peki yemeği kim yapacak? Balıkları ben yaparım. Sadece balık olmaz, diğer yemekleri kim yapacak? Sen yap. Diyeceğim de sen yapamazsın. Sen anca dışarıdan sipariş verirsin ya da insanları kullanırsın. O kadar. Hani adalılar bir şey satmıyordu sana? Kim bilir nasıl kandırdın insanları. Hakkını vermek lazım, o konuda hakikaten iyisin. Adada herkes senin kadar siyah beyaz değil diyelim. Grileri görenler de var.
Al. Yere bandını al, dışarı çık. Daha geri gelmen de gerek yok. Ben daha büyük yaralarla da yaşadım. Bana bir şey olmaz. Oley be, hayatımda ilk defa yemek yaptım. Çok güzel görünüyorlar hem de. Abi süt yok. Müşteri sütlü kahve istedi. Ben tedarikçiye gideceğim. Haziran alsın. Ama ben Metoluyum, bana süt satmazlar ki. Ya iyi, ellerini kavuştur, otur o zaman burada. Sen müşteriyi oyalı, ben süt bulup getireceğim, tamam mı? Bu arada yandaki çiftliğin sahibinin adı neydi, ha? Veli'ydi değil mi? Tamam. Bak mezelere ben geldim. Mert. Sütü nereden buldun? Haziran abla, Haziran böyle de denmez ki. O getirdi işte. Madem mandıradan süt alamıyorum, ben de ellerimle sağıp parasını bırakırım dedim. Yok artık. Artık burada bir işe yaradığımı ispat ettim mi? Efendim midir? Alo, Poyraz. Haziranlar mesela eve geldi. Aliye teyzeyle çok büyük kavga tutuşlar. Engel alamıyorum, çabuk gel. Ne diyorsun sen Edil ya? Tamam, geliyorum ben hemen. Ne olmuş? Annenle babaannem kavga ediyormuş. Ne? Tamam, tamam Aliye teyzeciğim, tamam lütfen sakin ol sen, tamam. Ahrettin'in hatırası o. Allah Allah. Ahrettin'in hatırası aynı zamanda Haziran. O yoksa bu da yok. Bak. Tamam, tamam. Anne. Anne. Anne ne yapıyorsun? Ya bak, bu çocukluğunda da böyleydi. Öğretmenini azarladı diye adamın camını çerçevesini indirmişti. Babaanne sakin ol. Anne ne yapıyorsun? Bırak şunu hadi. Ay bırakmayacağım. Sadece onların değil bu ada, tamam mı? Biz de adalıyız. Kızımı zorla bu adadan kovamazsın. Ya Aliye teyze daha yataktan, hastalıktan yeni kalktı. Ona bu stresi yaşatmaya senin hakkın yok. Haziran, sen geldiğinden beri bu adada huzur kalmadı. Niye ısrar ediyorsun? Git artık. Ya İdil, senin fikrini soran olmadı, tamam mı? Ya. Hadi içelim. Hadi. Yerinde huzursuz etti. Tamam babaanne, ben dikeceğim yeniden. Ya bir de sana onun torunuyla sevgili falan dediler. İyi ki olmamışsın. Böyle bir şey ben yaşadığım müddetçe asla gerçekleşemez. Onun için için rahat etsin seni. Gaddar. Baba. Olmayacak zaten. Olmayacak hadi. Hadi. Aliye teyzeciğim. Vallahi ya. Sağ olun, sağ olun. Evet, zeytinyağlı deneyin yalnız. Evet, hava harika. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Bayıldım. Evet, evet, kız güzeller. Aliye teyze iyi değil mi? Ne oldu, ilgilenmiş gibi mi yapacaksın? Bilançolar, yalanlar konusunda haklısın ama bu konuda bana haksızlık edemezsin. Ya ben Aliye teyzenin kötü olmasını ister miyim? Bu kadar mı kötüyüm? Vallahi bilemiyorum ki artık. Şu gördüğüm yüzün altında neler dönüyor, ben gerçekten emin değilim. Bak annem sinirlidir, bencildir. Evet ama onun yaptıklarının faturasını bana kesemezsin. Doğru. Doğru, çünkü senin faturan yeterince kabarık zaten. Sağ olun, sağ olun. Çocuklar bayıldılar yemeklere, özellikle favaya. Beyefendi tarifini ister. Linkini gönderirim, ben de başkasının tarifini izleyerek yaptım. Kız ne indin ki? Harçlı sevgilisini katmış, derim olur biter. Burak dikkat et, düşeceksin. Başardın ya, bravo gerçekten. Otelde herkes beni görmezden geliyor, söylediklerimi duymuyorlar bile. Onlar da sana tepki gösteriyor olabilirler Haziran. Ben sana bir şey yapmadım, onlara da bir şey söylemedim. Sen kendi kendine yaptın. Mert. Mert, o sodaların içine limonları koydunuz mu? Hayalet konuşuyor çünkü burada. Hayalet. Hayalet.
Mert. Mert. Kızımı dinlendirdim Poyraz abi. Şu fırınla ocağa bakmaya geldim. Siz kontrol ettiniz mi? Burak baktı. Ha, iyi o zaman. Şey burada mı ya? Haziran. Yani ben görmedim. Gördüysem bile görmezden geldim. Görmedim yani. En son ne zaman görmezden geldin? Nehirle çıkarken bir şeyden bahsediyorlardı. Soğuk hava deposu mu ne? Öyle bir şeydim ben. Oranın kapısı arızalı ya. Haziran içeride misin? Duyuyor musun beni? Beni kurtaracağını biliyordum. Mert! Burak! Ambulans çağırın! Endişe edilecek bir durum yok. İlk müdahaleyi yaptık. Gece biraz ateş çıkabilir ama yarına hiçbir şey kalmaz. Sıcak tutmaya özen gösterin. Tamam, sağ olun. Bir şey yok.
Teşekkür ederim. Ne için? Beni o depodan sen kurtardın. Soğuktan ölmene izin veremezdim herhalde. O kadar da değil. Bütün gece de yanımda bekledin. Ben hayal meyil hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyorsun. Ben eve bırakıp çıktım seni. Ama... Yani ne hatırlıyorsun, hayalinde ne gördün bilmiyorum da ben bırakıp çıktım seni. Sarıldım. Sana sarılmamanca rüyanda görürsün sen. Bu arada duvardaki resmini de gördüm. Yalan ağacım. Bu odadan gittikten sonra söylediğim her yalan için bir iyilik yapacaktım. Bana bir iyilik yapmak ister misin? Bu odadan git o zaman. Seninle yürümek için buradan gelmiyorum. Evimin yolu buradan geçiyor. Hatta dur ispat edeyim. İkna oldun mu? Bazıları insanları çok kolay silip atıyor. Ben kendi kendime konuşuyorum. Sen sakın üstüne falan alınma. Sesin bana ulaşmıyor zaten. Bazıları diyorum. Gidişle yalnız kalacaklar haberleri bile. Yalnız olmak yalancılarla olmaktan daha iyi. Ne güzel. Benim gibi kendi kendine konuşan bir deli daha. Ben mesela... öyle kimseyi kolay kolay silip atamıyorum. Aşkısı benim elimde olsaydı annesini silip atardı. Ama ben yapamadım. Annem. İdil'in babasıyla evlenecekmiş. Latif amcayla. Artık biz de bu gidişle İdil'le kardeş olacağız. Bunu komik buluyor olamazsın herhalde, değil mi? Poyraz Ali Özgür, o yüzündeki sırıtmayı sil hemen. Kaza mı oldu? Teşekkür ederim Poyraz abi. Bana değil İdil'e teşekkür etmen lazım. Ya sen rica etmesen İdil şikayetini asla geri almaz. Çok sağ ol. Bak bir daha ehliyetini almadan araç kullanma, tamam mı? Tabii bir de izinsiz kimsenin aracını alma. Ateş, sen hiç böyle şeyler yapmazdın. Esti işte. Yine gel, tamam mı? Hadi yat, gelmiştir, biz gidelim artık. Hoşçakalmayız. Mesajlaşalım, tamam mı? İdil'le konuştuğun için teşekkür ederim. Senin için yaptım mı sanıyorsun? Yanılıyorsun. Git hadi, ben buradayım. Bak, ateşin aklının ucundan öyle araba çalmak falan geçmez. Muhtemelen sen girmişsindir aklına. Yanılıyor muyum? Anneme söylemeyeceksin değil mi? Ben ispiyoncu kuzen değilim. Hadi geç kalmadan koş çabuk. Ateş!
Afiyet olsun. Temizlik malzemeleri bitmiş. İyi git al o zaman. Ben nasıl gidip alayım? Adada bana bir tane sakız bile satmıyorlar. O zaman adadan git. Gitmiyorum, tamam mı? Gitmiyorum. Ha bir de şımarık çocuk gibi tepin istersen burada. Bak, sen isteklerini böyle çocuk gibi yaptırmaya alışmışsın ama bana sökmez bu. Seni seven insanlar yapar onu. Ben 15 yaşımdan beri kimseye şımaramadım. İyi tamam, ben alırım malzemeleri. Ben çöpe atmak için çıkmıştım da. Siz ne yapıyorsunuz bu saatte? Zorba uysuzlandı ya, hiç böyle de yapmıyordu. Gezmek istedi herhalde. Akıllı zorban benim. Aferin sana, tamam mı? Aferin sana. Sen hep böyle sahibini gezdirmeye çık. Sen niye bu kadar sevindin? Zorba için. Yani siz böyle gezin. Hatta böyle sabaha kadar gezin, hiç gelmeyin. Biraz tadını çıkarsın. Bütün gün burada sıkılıyor yalnız başına, tek başına. Olmaz böyle, siz gezin hadi. Gezin, hadi gitsenize. Hadi. Gel oğlum. Hadi zorba. Hadi bakalım, sabaha kadar da gelmeyin. İyi eğlenceler, iyi gezmeler. Hadi bakalım zorba, aferin. Aferin. Toprakla uğraşması çok zevkliymiş. Şimdi bunları buraya dikeceğim. Sonra kök salmalarını izleyeceğim. Bir gün burası onların da evi olacak. Sonra da çiçek açacaklar. Ziran. Sen şimdi nasıl olsa buradan gideceksin, bunları düşünme falan diyeceksin. Beni gıcık edeceksin. Ama öyle değil. Baksana şuna. Etleri ne kadar zayıf duruyor. Ama buraya tutunacak. Tıpkı benim gibi. Senin bunlar. Bana ciddi olmayalım dediğin gün kabinde çekilmiş. Ben fotoğraflarının çekildiğini bilmiyordum. Bana ciddi olmayalım, profesyonel davranalım dedin ya. Madem bu kadar üzülüyordun, niye öyle söyledin? Sana söylediğim sırların ağırlığının altında üzülüyordum. Yani sırların olmasa başka bir cevap verecektin. Evet. Ben buraya geldiğimden beri sadece tek bir yalanımı temize çekebildim. Yalan ağacının üstünde güzel çizilmiş bir cümle vardı. Niye söylüyordu? Haziran, yeni hamleni mi anlatıyordun Poyraz'a? Ne hamlesi? Otelin üçüncü ortağını bulmuşsun, gözün aydın. Sen niye böyle bir şey yaptın? Ben Haziran yalan söylemeye başlamadan hemen anlatayım. Otelin üçüncü ortağını buldu çünkü hisselerini satın alacak. 3/2 otelin sahibi olunca da seni attıracak herhalde otelden, bilemiyorum. Hayır, ben asla öyle bir şey yapmadım. Niye görüştün o zaman?
Ben görüşmedim, tamam mı? Annem görüşmüş. Zaten duyunca ben sinirlerim tepeme çıktı. Poyraz... Benim niye bundan haberim yok peki? Ya çünkü duyunca sinirlenmenden, kızmandan korktum ama izin ver şimdi açık. Şimdi kızmayacağım mı sanıyorsun sen? Ya tam sana güveneyim diyorum, tam inanayım diyorum. Yine sakladığım bir şey ortaya çıkıyor. Sen söylesene bana. Ben artık sana nasıl güveneyim Haziran? Poyraz. Abi çiftliğe uğrayacağım demiştin, eğer gidemeyeceksen. Yok, gidiyorum şimdi. Poyraz lütfen. Poyraz seninle konuşmak istemiyor, rahat bırak artık onu. Asıl sen bizi rahat bırak. Başaramayacaksın. Neyi? Sen gayet iyi anladın. Poyraz! Poyraz Ali Özgür! Ya sen lafını söyleyip öylece çekip gidemezsin, tamam mı? Benim de cevabımı dinleyeceksin. Ya ben kendi yaptığım hataların sorumluluğunu üstlendim. Onlardan kaçmadım. Ama annemin yaptığı hataların cezasını bana ödetemezsin. Doğru. Senin faturan kabarık zaten, değil mi? Ya yeter ya, yeter. Ben artık senin güvenini kazanmak için ne yapayım? Bana onu söyle ya. Ben ne yapayım onu söyle. Hiçbir şey yapma, tamam mı? Hiçbir şey yapma. Ne yapalım o zaman? Ha? Ne yapalım, böyle kırık dökük bırakalım mı? Böyle mi bırakalım? Yapıştırınca eskisi gibi mi olacak sanıyorsun? Böyle kalsın bence. Ben senin için özel biri olduğumu sanmıştım. Sen benim için özel falan değilsin Nezihan. Hatta benim umurumda bile değilsin.